Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in haricinde din kültürü, peygamberimizin hayatı, Arapça ve İngilizce yazılı hazırlık videoları oynatma listelerinde var arkadaşlar. Oynatma listeleri 2. dönem yazılı hazırlık videolarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün sınavlarınızda sizlere başarılar diliyorum. İnşallah girdiğiniz sınavlardan, bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Haydi Bismillah, yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıda hangi peygamberlerden bahsedilmektedir? Hangi peygamberden bahsedilmektedir? İlk insan ve ilk peygamberdir. Allah topraktan yaratmış. Allah topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı. Arkadaşlar kimdi bu peygamber? Hazreti Adem Aleyhisselam'dı. Cevabımız Hazreti Adem Aleyhisselam topraktan yaratılan ve ilk insan olan. Ve Nuh Aleyhisselam arkadaşlar kimdi? Onu da hatırlarsak Nuh Aleyhisselam da arkadaşlar Nuh tufanı yani insanlığın ikinci atası dediğimiz peygamber. Yani cevabımız burada A şıkkı arkadaşlar. Sizin en hayırlınız nokta Kur'an-ı Kerim'in nokta nokta ve nokta noktadır. Yukarıdaki hadiste boşlukları aşağıdakilerden hangi ikisi gelmelidir? Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir arkadaşlar. Hadis-i şerifimizin tamamı bu şekilde. Duyan, duyuranınız değil, koruyan, koruyanınız değil, öğrenen ve öğreteniniz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Kıyamete kadar insanlığın düşmanıdır. Kibirli varlıktır. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuştur. İnsanlara kötülük yapmak için uğraşır. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Kıyamete kadar insanlığa düşmandır arkadaşlar. Kim bu? Şeytan. Cevabımız A şıkkı. Kabil ve Habil kimdi arkadaşlar? Hazreti Adem'in çocukları Kabil, Habil'i öldürmüştü arkadaşlar. Yani ilk yeryüzünde hani ilk insanı öldüren kişi Kabil'di. Melekler arkadaşlar o da nurdan yaratılmış varlıklardı. Kur'an-ı Kerim'de geçmişte yaşamış peygamberlerin ve toplumların başından geçen ibret verici olayların anlatılmasına ne denir? Arkadaşlar sure Kur'an-ı Kerim'deki her bir bölüme diyelim sure deniyor. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure Kevser suresi. En uzun sure Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi. Bunları da sorarsa Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha, son suresi Nas suresi. Kul e'ûzu bi Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. Bu şekilde arkadaşlar okuyalım. Kul e'ûzu bi Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas minel cinneti ven nas. İlk suresi Fatiha, onu da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veled dâlin. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Fatiha. Fatiha. Bunlar da çıkarsa diye arkadaşlar bunları da belirtelim. Fatiha. Son suresi. Nas arkadaşlar. En kısa suresi ise Kevser. En uzun suresi ise Bakara arkadaşlar. Bakara Kevser suresi neydi? İnna atayna kel Kevser fesalli rabbike venhar inne şaneke velebter. Peki en uzun suresi de arkadaşlar Bakara. Elif la mim diye başlayan en uzun surede Bakara suresi. Bunu da hatırlatmış olalım. Bakara. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de kaç tane sure var? 114 tane sure var. Kaç cüz? 30 cüz. Onu da hatırlatalım. 30 cüz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim. Başka mesela bilmemiz gereken şu an için arkadaşlar bunlar sizin için yeterli. Peki peygamberlerin ve toplumların başından geçen ibret verici olayların anlatılmasına ne denir arkadaşlar? Kıssa deniyor arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı kıssa. Hikaye, metin, sure değil arkadaşlar. Cevabımız kıssa. Kur'an kaç yılında hangi ayda hangi gecede indirilmeye başlamıştır? Kur'an-ı Kerim arkadaşlar 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilmeye başlanıyor. İlk vahiy nerede geliyor? Hira mağarasında arkadaşlar. Nur Dağı'nda Hira mağarasında geliyor. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilmeye başlanıyor. Onu da Kadir suresinde Estaizu billah İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Ayet-i kerimesi arkadaşlar zaten bunu bize cevap olarak söylüyor.
Geldik 6. sorumuza. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dua Allah'la iletişim kurmaktır. Evet arkadaşlar doğru. Allah'tan sadece kendimiz için istekte bulunmalıyız. Arkadaşlar bu yanlış. Sadece kendimiz için değil, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz, yani herkes için dua edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu sadece kendimiz, insan sadece kendini düşünmemeli. Arkadaşlarını, kardeşlerini, akrabalarını, dostlarını, annesini, babasını. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Anne babamıza bile dua var arkadaşlar. Rabbena atina fiddunya. Yani bütün müminlere dua var. Ya Rabbi bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Beni, annem, babam ve bütün inananları cehennem azabından koru diye dua ediyoruz. Şimdi cevabımız arkadaşlar ortaya çıktı ama diğer şıklarımızı da okuyalım. Allah'tan sadece dünya için değil ahiret hayatına yönelik de istekte bulunmalıyız. Evet bu da doğru. Dua etmek ibadettir. Evet arkadaşlar. Festecib duani ve duaküm. Yani benden isteyin, yani bana dua edin, duanıza icabet edeyim diyor Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu da arkadaşlar cevabımız B şıkkı olarak çıktı. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir? Kur'an son ilahi kitaptır. Evet. Kaç tane ilahi kitap vardı arkadaşlar? 4 tane. Neydi? Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kime indirilmişti? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. İncil Hazreti İsa'ya, Tevrat Hazreti Musa'ya, Musa aleyhisselama, Zebur Davut aleyhisselama. Bunlar da arkadaşlar öğretmeniniz işlemediyse ek bilgi olsun. İşlediyse de arkadaşlar tekrar etmiş olalım. İsa aleyhisselama. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Şimdi Kur'an'ın okunması ibadettir. Evet. Okunmasıyla ibadet yapılmış olur arkadaşlar. Özelliklerinden değildir diyordu. Kur'an sadece Araplara gönderilmiştir. Hayır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bütün inananlara, yani bütün insanlığa gönderilmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla sadece Araplara gönderilmemiştir. Evrensel bir kitaptır. Kur'an Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Bu da doğru, cevabımız C şıkkı. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Evet. Kur'an-ı Kerim bizi dünyada ve ahirette mutluluğa kavuşturan ilahi kanunların yazılı olduğu bir kitap arkadaşlar. Yani Allah'ın emir ve yasaklarının, yani komşumuzla nasıl, insanlarla nasıl diyalog içerisinde olmalıyız, neler yapmamız gerekiyor, nelerden uzak durmamız gerekiyor, bunu belirten bir kitap. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder. Arkadaşlar sadece peygamberlerin hayatlarından bahsetmez. Yani müminlerin neler yapması, neler yapmaması gerektiğinden de bahseder. Cevabımız bu. Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet ve sureleri öğrenmeliyiz. Evet bu da doğru. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de kıssasından bahsedilir. Yani kıssadan bahsedilir. Yani kıssalardan bahsedilir olacaktı arkadaşlar. Burada bir yazım hatası olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru. Yani birçok kıssadan bahsediliyor. Peygamberlerin kıssalarından bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder. Bu yanlış. Peygamberlerin hayatlarından bahseder ama arkadaşlar kıssalarından bahseder. Dolayısıyla sadece bundan bahsetmiyor. Birçok şeyden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Kur'an kıssalarının temel amacı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir? Onların hayatlarından ibret alıp ders çıkarmamızı ister. Evet, kıssanın amacı bu. Yani o hatalara tekrar biz düşmeyelim diye. Onların yaptıkları hataları yapmamamız ister. Evet. İyi olayları kendimize örnek almamız ister. Evet. Tarihi olayları bizlere anlatır. Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değil arkadaşlar. Yani kronolojik olarak işte şu tarihte oldu, işte sene şu tarihti, bu tarzda bilgiler, işte şu gündü diye bilgiler vermez arkadaşlar. Sadece kıssaları anlatır. Yani hikayeden, yani tarihten ayıran olay bu. Kur'an-ı Kerim'i niçin okumalıyız? Dinimizin ilkelerini öğrenip hayatımızda uygulamak için, evet. İnsanların takdir etmesi için, hayır arkadaşlar. Para kazanmak için, hayır. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Allah'ın ayetlerini ucuza satmayın diyor arkadaşlar. Yani sadece dünyevi menfaat için Kur'an-ı Kerim okumamalıyız. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için okumalıyız. Meslek sahibi olmak için, hayır arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı.
Kur'an'ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? İkra, Bismi Rabbikellezî halak. Bismillahirrahmanirrahim. Oku. Yani peygamberimizi ilk yaratan Rabbinin adıyla oku. O insana bilmediğini öğretti. Kalemle yazmayı öğretti. Arkadaşlar Kur'an'ın ilk emri budur. Tabi namaz kıl emri de var. Peygambere uy emri de var. Zekat ver emri de var ama ilk emri okudur arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Allah tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e Cebrail aracılığıyla vahiy yoluyla indirilen musaflarda yazılı olan ve okunmasıyla ibadet edilen son kutsal kitaptır. Yukarıda tanımlanan kutsal kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Hadis peygamberimizin sözlerine diyoruz arkadaşlar. Ahiret, dünya hayatından sonra, kıyamet koptuktan sonra Müslümanların ebedi kalacakları yurt, dua, istek, talepte bulunmak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Geldik 13. soruya. Yukarıdaki ayetlere göre Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Resulüm sana bu kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. İnsanlara kendilerine indirilen açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Yani Peygamberimiz açıklaması için düşünüp anlasınlar diye. O zaman niçin indirilmiştir? Düşünmemiz ve öğüt almamız ve onunla amel etmek için. Cevabımız bu olabilir. Diğer şıklara da bakalım. Mezarlıkta okumak için hayır. Sadece okuyup sevap kazanmak için hayır. Sınavlarda başarılı olmak için hayır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim sadece ölülere mezarlıkta okunması için değil, asıl Kur'an-ı Kerim'e yaşayanların, dirilerin ihtiyacı var. Dünyada ve ahirette mutlu olabilmesi için. Ölmüş kimsenin amel defteri kapandı. Tabii ki ölmüşlerimize de arkadaşlar okuyacağız ama önce kendimiz için bir şeyler öğrenmemiz ve amel etmemiz gerekiyor. Zeynep cümlesini hangi ifadeyle tamamlarsa anlamlı olmaz. Dikkat ediyoruz soru köküne. Olmaz. Biz Kur'an-ı Kerim'i çok severiz çünkü Kur'an-ı Kerim bizlere Yüce Allah'ı tanıtır. Evet, olur arkadaşlar bu olmazdı soruyor bize. Hangi hastalığa hangi ilaç iyi geliyor söyler. Bu olmaz arkadaşlar. İyi kötü faydalı zararlı şeyleri açıklar. Evet. Ahiret hayat hakkında bilgiler verir. Evet arkadaşlar hangi hastalığa hangi ilaç iyi geliyor? Yani bir eczacı deposu ya da reçete değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Geldik 15. soruya. Aşağıdaki metni okuyarak boş bırakılan yerleri aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız. Kur'an-ı Kerim'i her fırsatta okumaya gayret etmeliyiz arkadaşlar. Şuradaki hemen şuradan pardon. Bunu aldık. Okumaya gayret ediyorum. Sadece Arapçasını değil, Türkçe anlamını da okuyorum. Anlamını evet, onu da buraya yazdık. Biraz sığmadı ama evet arkadaşlar şöyle yapalım. Türkçe anlamı. Onu anlamaya çalışıyorum. Yüce Rabbimin özelliklerini Kur'an'dan öğreniyorum. Yüce Rabbimin üstün özelliklerini arkadaşlar şuradaki Yüce Rabbimin üstün özelliklerini Kur'an'dan öğreniyorum. Kur'an'ın yasakladığı davranışlardan nokta nokta duruyorum. Uzak duruyorum. Kur'an'ın bize gönderilen kitap olduğunu biliyorum. Kur'an'ın bize gönderilen kutsal Kur'an'ın bize gönderilen kitap oldu. Kur'an'ın hemen şuradan Allah'tan Kur'an'ın Allah'tan bize arkadaşlar şuraya da Allah'tan bize gönderilen kitap olduğunu biliyorum. Kur'an-ı Kerim'i yere koymuyorum. Ona saygı. Yukarıda saygı var mıydı? Hemen bakalım. Ona saygı gösteriyorum. Evet var arkadaşlar. Geldik diğerine. Kur'an dinlerken sessiz bir şekilde dinliyorum. Ayet-i Kerime'de de arkadaşlar cuma namazına gittiğimizde mutlaka hutbede duymuşuzdur. Hoca cuma günleri hutbeye çıktığında ve izâ guri'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu sessiz bir şekilde dinleyin. Umulur ki eyza guriyel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum turhamun. Umulur ki Allah'ın rahmetine ulaşırsınız.
Kur'an-ı Kerim'i elime almadan önce abdest alıyorum. Abdest alıyorum. Onun son kutsal kitap olduğunu biliyorum. Buraya da kutsal gelecek arkadaşlar. Kutsal kitap olduğunu biliyorum. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir dediğini biliyorum. Bu şekilde arkadaşlar yukarıdaki kelimeleri buraya yerleştireceğiz. Evet, yerleştirme bitti. Aşağıdaki harflerin isimlerini altlarındaki boşluklara yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Şöyle bununla yazalım. Kef, Ra, Şın, B, Ayn, Ayn, Z, Z, Gaf, Cim, Mim ve Sat harfleri arkadaşlar. Ve bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah bütün girdiğiniz sınavlardan, bu sınavdan ve diğer sınavlardan güzel notlar alırsınız. Oynatma listelerimizde arkadaşlar her yazılıdan arkadaşlar ikişer üçer tane yazılı hazırlık videosu var. İnşallah hepsinden istifade edip sizler için istifade edersiniz ve faydalı olur sizler için. İnşallah benzerleri veya aynıları arkadaşlar çıkar. Aynıları çıkmasa da bu yazılı hazırlık videosu sizin için faydalı olmuş olur inşallah. Öğretmeninizin verdiği notlara mutlaka bakmayı unutmayın. Kitabınızdaki notlara bakmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece bir yazılı hazırlık videosuna bakıp sınava girmeyin. Eksikleriniz varsa veya bundan farklı konularda gördüyseniz onlara da mutlaka arkadaşlar bir göz atın derim. Bazen hani sadece hocam aynısı mı çıkacak onu bilemiyorum. Öğretmeniniz arkadaşlar onu bilir. Benzeri de çıkabilir, aynısı da çıkabilir. Ya da içinden işte bazı sorular çıkar, bazıları çıkmayabilir. Artık o sizin dersinize giren öğretmenin derste sizlere ek bilgi olarak neler verdi ya da ne kadar hani anlattı buna tabii ki bağlı. İnşallah kolay bir yazılı olur sizler için. Bütün sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun.